Güney Kore'de temaslarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planına tepki gösterdi. Amerika Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma niyetinde olduğunu ifade ediyor veya İsrail'in başkent olarak Kudüs'ün tanınması ihtimalinden bahsediliyor. Öyle veya böyle bu iki durumda açıkçası hukuk dışı bir karar olacaktır ve bölgedeki var olan sorunları da iyice içinden çıkılmaz bir hale dönüştürecektir. Bu yüzden zaman varken, yol yakınken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın bu yönde bir açıklama yapmaması hem bölgenin geleceği açısından hem de küresel barış açısından hayati öneme sahip. Kudüs'ün üç semavi din içinde kutsal bir mekan olduğunu belirten Yıldırım, bu konuda herhangi bir adım atılmaması en büyük beklentimizdir, temennimizdir. Bu yöndeki tek yanlı emri vakiler, yanlış adımlar telafisi imkansız sonuçları da beraberinde getirir diye devam etti. İsrail-Filistin arasındaki barışın yegane yolu, İsrail'in 1967 sınırları dahilinde olan bağımsız, egemen ve coğrafi devamlılığa sahip Filistin Devleti'nin Doğu Kudüs olduğu bir yapının hayata geçirilmesidir. Türkiye haklı davasında Filistinli kardeşlerimizin bütün İslam alemiyle beraber yanında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da olmaya devam edecek.